Evet arkadaşlar, yeni bir teste geldik. Yine bu testte arkadaşlar üstlü sayılar çözeceğiz. Çünkü konumuz üstlü sayılar. Bakalım üstlü sayılara iyi örneklere. Evet, yani bulduk. Çözelim. Şimdi birincisi sonucumuz pozitif mi negatif mi? O zaman tabana bakıyoruz. Tabanın negatif işareti olmadığı için yorumumuz hemen pozitif. Negatif olsaydı üste bakacaktık. Negatif değil, pozitif olduğu için sonucumuz pozitif. Peki sonucumuz büyük bir sayı mı yoksa 1 bölü bir sayı mı? Üste bakacağız. Üstümüz negatif olduğu için bu 1 bölü bir sayıdır. 3 üzeri 4 büyük bir sayıdır. Yani böyle bir sayıda sadece C şıkkında var. C şıkkı doğru, A şıkkı değil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet basit. Biraz dikkatli olduğumuzda hemen çözebileceğiniz bir soru. Burada evet, kaç tane soru var? Şimdi böyle bir soruda üst ne kadarsa parantez içinin ters çevirmeniz yeterliydi. 8 üzeri 4 olacak. Şurada böyle. Bölü işaretini ya da böyle olarak kalsın arkadaşlar. Bölü işareti dursun. Bölü işaretini bu şekilde 2 üzeri 3 8'dir. 8 olarak yazabiliriz. Bu bölüyü ben 8 üzeri 4 bölüyü bu şekilde değil de şu şekilde yazabilirim. Kesirli şekilde. Bölü 4 şekilde 8 şekilde yazabilirim. Şimdi bunu yukarı almam lazım. 8 üzeri 4 çarpı olarak alıyoruz biliyorsunuz. Taban aynen yazıyoruz. Üstünü negatif. Üstte eğer hiçbir şey yazmıyorsa 1 var demektir üstünde. Eksi 1 olarak yazıyoruz. Ortak tabanda 4 ile eksi 1 topladığımızda 3 çıkacaktır. 8 üzeri 3 çıkacaktır. Bu soruya geldiğimizde parantez içerisinde parantez var. 2 ile 2 eksi 2 çarpmam gerekiyor. 1 bölü 4 parantezinde eksi 2 ile 2 çarptığında eksi 4. Şimdi ne demiştik? Parantez içerisi kesirli bir sayı. Üst negatif, üst negatif üstü pozitif yapmak için parantezin içerisini ters çeviriyorsun. 4 bölü 1 yazıyorsun. 4 bölü 1 4'tür zaten. Ters çevirdiğimiz için eksi 4 artı 4'e dönüşüyor. 4 üzeri 4. Cevaplarımızda öyle bir şey yok ama şunların olmadığını öğrenmiş olduk. Aslında bakın şurada bir eksi artı gibi bir işaret olmadığından dolayı sonucumuz her halde pozitif çıkacak. Yani böyle şöyle değil, eksili bir şey değil, şöyle bir şey çıkacak arkadaşlar. Evet, bunu yapmaya uğraşmanın gereği yok zaman açısından. Ama öğrenmeniz açısından ben anlatayım. Şimdi bu 2'yi, pardon 4'ü parantez içerisinde alın. 4'ü 2 üzeri 2 şeklinde yazın. Parantezin üzerinde 4 vardı. Bu 2, bu 2 ile 4'ü çarpmam gerekiyor. 2 üzeri 2 yer 4 8 şeklinde bir sonuç çıkarabiliriz. Sonra dediğim gibi şu kadar kısmı uğraşmadan sonucumuz pozitif olacağı için bunu seçebiliriz. Şunu çözelim. Çok basit. Üsttekini aynı yazıyorsunuz. Çarpı alttakini yukarı alıyorsunuz. Taban değişmiyor. Ama üstü eksi olarak geçiyor. Ortak tabanda 4 ile eksi 3'ü toplarsam 1 olur arkadaşlar. 1, 10 üzeri 1, 10 üzeri 10 üzeri 1. Şimdi 10. soru anlatacağım. 10. soruda birkaç örnek şey yapayım. Bakın normalde 0,15 gibi bir sayı onluk virgül kaydırmak istersek virgül 1, 2 basamağı sağ alırız. 15 çarpı 10 üzeri 2 basamağı sağ aldığı için 2 yazarız ama virgüllü bir sayıdan dolayı, virgüllü sayı olmasından dolayı eksi 2 yazarız. Bu 15 çarpı 10 üzeri eksi 2 olarak yazılabilir bu sayı. Ama burada olduğu gibi alt altta 2 tane virgüllü sayımız varsa 0,15 ile bölü 0,12 gibi 2 sayımız varsa bakın üsttekini bir basamak sağa kaydırırsam virgüllü alttakine kaydırırım. Üsttekini bir basamak daha kaydırırsam alttakini bir basamak daha kaydırabilirim. Yani ben bunu 15 bölü 12 şeklinde yazabilirim. Şimdi sorumuza dönecek olursak
36 ve 12 ikişer basamaklı. Yani ben 36 1 2 basamak sağa kaydırırsam 12 ile 1 2 basamak sağa kaydırırım. 36 bölü 12 oldu. Bölü bölünüş işaretini yazmayı unutmuyoruz daha. Yine aynı sağdakinin 1 2 basamak, alttakine 2 basamak 27 bölü 81 oldu. Şimdi arkadaşlar böyle bir bölü işaretimiz varsa bu bölüyü çarpıya çarpman gerekiyor. Sağ tarafındakini, pardon, sol taraftaki sayıyı aynen yazarım. 36 bölü 12 çarpı yaparım. Bu bölüyü çarpıma çevireceğim, ters çevireceğim. Çarpmayı bölmeye çevirirken sağdaki sayıyı ters çeviriyorum. Her zaman sağdaki sayıları işlemiyorum. Çarpmayı bölmeye çevirirken hatta bölmeye çarpmaya çevirirken sağdaki sayıyı şunu ters çevirmem gerekiyor. Bu bölme, bölmeye çarpmaya çeviriyorum ve sağdaki sayıyı da ters çeviriyorum. 81 bölü 27 olarak yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bölme işlemi 36'yı 12'ye bölerseniz 3 kalır. Çarpı 81'i 27'ye bölerseniz işlem yaptığınızda sonuç 3 bulacaksınız. 3 kere 3 ya 9'dur ya da 3'ün karesidir arkadaşlar. Cevabımız da bu vardır. 3'ün karesi olarak sonucumuz çıkar. Şimdi bakalım başka sorumuz var mı? Evet, bir tane soru kalmış. Bilimsel gösterimden bahsediyor. Şimdi daha önce şöyle bir soru şey anlattım. Anlatmıştım. 1, 2, 3. Bunu bilimsel gösterimi tam kısmı yazıp 158 çarpı 10 üzeri. Bakın burada virgül yok. Burası tam sayı. O çarpı 10 üzeri 10 yazıyoruz. Üzerine 10'un üzerine bir sayı yazacağız. O sayımız da 0 sayısı. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sıfırımız var. 5 yazıyoruz. Bu büyük sayı olduğu için sadece 150 kısmını alıp geri kısmını da artı 5 olarak yazıyoruz. Virgülle sayı olmuş olsaydı az önce 0,15 yapmıştık ya arkadaşlar. 0,15 demiştim. 15 yazarız. 15 yazarız. Çarpı 10 yazarız. 15 yazdığımız için virgülü 1, 2 basamak sağa kaydırmış olduk. Ve üzerinde eksi 2 yazarız arkadaşlar. Bakın bu tam sayıydı. Onun için artı yazdık. Bu da tam sayı değil. Virgülü sayıda olduğu için eksi 2 yazdık. Böyle bir sayı biraz da büyük bir sayıyla denecek olsak, yapacak olsak 12. Bunu bilimsel gösterimi şöyle yazıyor. 12 yazarım çarpı derim 10 üzeri. Bu tam sayı olmadığı için, şunun gibi tam sayı olmadığı için, küsuratlı sayı olduğu için 12 demek ki ben bu virgülü ta 2'nin sağına kadar kaydırmışım. Yani kaç basamak? Buradan buraya aldım 1. Buradan buraya aldım 2. Buraya aldım 3. Buraya aldım 4. Buraya 5. Buraya 6. Buraya 7. Demek ki 7 basamak kaydırmışım. Sağa kaydırmışım virgülü. O zaman eksi 7 yazmam gerekiyor. Onun üzerine. Şimdi buraya geldiğimizde bilimsel gösterim için 235'i 235 şeklinde yazarım. Çarpı 10 üzeri. Virgülü şuraya kaydırdım. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 basamak kaydırmışım, sağa kaydırmışım. Ve küsuratlı bir sayı olduğu için bunu negatif yazmak zorundayım. Eksi 15 olarak yazmak zorundayım. Bu da C şıkkını sağlıyor. Bakın bunu virgülü buraya da kaydırdığım için 15 yazdım. Virgülü araya kaydırmış olayım. 3 ile 2, 5 arasında yazmış kaydırmış olsaydım 23,5 olarak yazmış olsaydım çarpı 10 üzeri bu kez ne yazacaktım? Eksi 14 yazacaktım arkadaşlar. Çünkü buraya getirdiğimde 14 basamak kaydırmış oluyorum. Eksi 14. Peki 2'nin yanına yazmış olsaydım 2,35 yazmış olsaydım çarpı 10 üzeri o zaman buradan başarıp saydığımız zaman buraya kadar 13. Eksi 13 basamak kaydırmış olacaktım da eksi 13 olarak yazacaktım. Arkadaşlar bunlar şu sorudan geçtiğimiz günlerde 26 Kasım'da yani bir hafta önce bir sınavda buna benzer bir soru çıkmıştı. Tabii ki böyle şundan değil de şöyle tam sayılı bir soru. Herkes görmüştü büyük ihtimal.
Yanlış hatırlamıyorsam 19.891 gibi sayı. Bir yanda 23 tane sıfır vardı arkadaşlar. Bunun bilimsel gösterimi sormuştu. Yanına 23 tane sıfır vardı bakın. Yani sayı yanlış hatırlamıyorsam. Bunun bilimsel gösterimi yine sayı kısmı yazıyorduk. 19.891'i çarpı 10 yazıyorduk. Sağında kaç sıfır vardı? Yanlış hatırlamıyorsam 23 tane sıfır vardı. 23, 10 üzeri 23 yazıyordu arkadaşlar. Demek ki böyle bir soru çıkabiliyormuş. Üstlü sayılar ortak bir konudur. Birinci dönem TEOG sınavında, birinci dönemde, ikinci dönemde ortak konudur. Yani böyle bir ihtimal çıkabilir. Bakın 26 Kasım'da bunun tam sayısı çıktı. Şu şekilde. Bu çıktı. Önümüzdeki ikinci dönemin ikinci TEOG sınavında ise bu şekilde çıkma ihtimali yüksektir arkadaşlar. Böyle virgülle çıkma ihtimali çok yüksektir. Onun için sizden ricam şu bu kısmı iyi öğrenelim. İyi öğrenin. Bakın iyice işaretleyin. Kocaman. Kocaman. Bunun çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar. Çünkü öncesinde bu geçtiğimiz gün bir hafta önceki sınavda tam bir şey çıkmıştı. 10 üzeri artı 23'tü. Bu kez de bunun çıkacağını öngörüyorum. Eksili bir şey çıkacak bu. 235 çarpı 10 üzeri eksi 15. Tabii bunun aynısı değil arkadaşlar. Bu rakam olarak yani sayı olarak aynısı değil. Bunun benzeri çıkacak. Yani 0 virgül yazar. 30 tane 0 verir. Genelde birkaç tane rakam verir. Bunun bilimsel gösterimi nedir diye size sorabilir. Üzerinde durun arkadaşlar. Teşekkür ederim.